güzellerimizin Vietnam çekimleri devam ederken takvimler anneler gününü gösteriyor. Çocuklarından binlerce kilometre uzakta olan Safiye anne bakalım bu günü nasıl geçirecek? Thank you, teşekkürler. Allah Allah, bu çiçek de nereden geldi böyle ya? Evet, ne dalı var, ne bir şey çiçeği var, ne bir insan bir güller gönderir, insan bir böyle çiçekler gönderir. Faik'ten falan geldi zannettim. Allah Allah. Faik de böyle bir çiçek yollamaz dedim. Şaşırdım, hani ne çiçeği var ne bir böceği var derler ya. Yani kupuru bir çiçek. Hindistan'a herhalde şey, özgü bir şey. Bir bakayım kim getirmiş, ne yazmışlar. Vallahi gözümde görmedi ama birisi anneler günümü kutluyor. Allah Allah. Kim ya? Sonradan okuyunca anneler günü deyince etkilendim. Anneler gününüz kutlu olsun diyor. Nece işte Hintçe gelmiş. Otelden gelmiş Mother diye yazınca otel şeyleri personeli yollamış, müdürü yollamış. Kupkuru bir şey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çiçeği beğenmediniz belki ama düşünmeleri yetmez mi Safiye Hanımcığım? O anda da tabii oğlumdan telefon geldi. Yardımcısıyla birlikte arıyorlar. O en büyük hediye benim için oydu zaten. Onun aramasıydı. İşte benim en büyük anneler günü hediyem. Aşkım. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun dermiş benim oğlum. Merhaba anneciğim, el sağla, bir öpücük gönder annem bana. Oradan beni, Bodrum'dan beni araması çok etkiledi. Ve gözyaşlarımı tutamadım tabii. Oğlum da tabii rahatsız olduğu için daha da hassasım bu konuda. 18 seneden beri bu hastalığı çekiyoruz. Kolay değil, MS hastası. En büyük hediyem bu işte, dünyalar benim. Koçum. Güzel oğlum benim. Bak da Hindistan'dan sana selam oğlum, öpücük gönderiyorum. Sen Bodrum'dasın. Ay, bir öpücük oğlum, özledin mi beni? Özledin mi? Özlediysen bana gözlerinle cevap ver. Yap. Özlemiş. Ben de seni çok özledim oğlum benim. En kısa zamanda geleceğim oğlum benim. Komik bir Safiye Soyman. Zaman zaman Faik Bey'le eğlendiriyoruz, güldürüyoruz ama madalyonun arka tarafı çok acılar içinde oluyor. Ama yine de sahneye çıktığımız zaman gülüyoruz. Hiç kimseye belli etmiyoruz. Sanatçının kaderidir bu zaten. Senin de anneler günün kutlu olsun de. Yavrum benim bir tane. Çok duygulandım oğlum. Her zaman yanında olurdum. Abla ne yapayım abla? Bu da duygulandı. Devam da duygulanacak şimdi. Canım oğlum benim. Her zaman hediyesini alır gelirdi. Getirirdi. Seninle beraber tabii. Abisi. Yok öyle diyemezler. Merak etme. Öyle diyemezler. Canım benim ya. Yok duygulandım. Güzel oğlum benim. Hediye, en büyük hediye sensin oğlum benim. Senin varlığın. Senin hayatta olman. Anladın mı oğlum? Seni çok seviyorum, çok özledim. Ben 18 yıldır hastalığı çekiyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Tabii ki beterin de beteri var. Buna da şükrediyoruz. Nefes alıyor ya. En azından yemeğini yiyebiliyor ya. Ben ona şükrediyorum. Harun. Evet. Seni çok özledim oğlum. Güzel oğlum. Güzel oğlum benim. Ay sen keyifli ol. Sen yeter ki gül. Tamam mı? Tamam.
güzel oğlum benim. Keşke yanımda olsaydın. Anneler günü deyince ben çok hüzünleniyorum. Annemi ben çok genç yaşta kaybettim. 52 yaşında vefat etti annem beyin kanamasından. Tansiyon fırladı. Benim için çok acı oluyor anneler günü çok. Ah. Annem benim, güzel oğlum benim, bir tane çocuğum benim. Geleceğim en kısa zamanda yanına, tamam mı? En kısa zamanda geleceğim oğlum. Çok özledim seni. Ablanı da seni de çok özledim. Tamam mı? Güzelim benim. Ağlama sen oğlum. Sakın ağlama. Sen ağlama oğlum. Sakın. Ama siz de ağlamayın Safiye Hanım. Uf. Hadi öptüm seni. Daha fazla dayanamayacağım. Hadi. Bazen çocuk diyor ki anne niye ben diyor. Neden ben? Dediği zaman aman oğlum bak Allah'ımıza çok şükür. Beterin beteri var çocuğum diyorum. Buna da şükredelim. Bak nefes alıyorsun. Bana cevap veriyorsun. Senin varlığın bana yetiyor. Her zaman söylediğim bir şeydir. Şükrediyoruz. Buna da şükrediyoruz. Elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Her şeyim onun. Bütün hayatım, işim Harun. Sen benim her şeyimsin. Dünya mısın? Benim güzel çocuğum benim. Bye bye. Bye bye. Hadi hepinizi öpüyorum çocuklar. Hepinizi öpüyorum. Çok duygulandı o da. Duygulandı benim oğlum. Duygulanma annem benim sen. Sağ ol. Öptüm seni. Kocaman oğlum. Anneler günün kutlu olsun oğlum. Aşkım benim. Hadi bay bay. Bay bay benim. Ay. İşte bundan başka bana hediye mi olur? Ay. İnsan gurbet elde. Başka bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor. Odasında çok sıkılan Banu Hanım yapacak bir şey bulamayınca soluğu Safiye Hanım'ın odasında alıyor. Ne kadar birbirlerini kıssalar da onlar bir elmanın iki yarısı. Banu niye geldin yavrum? Ay bebeğim özlemiş olamaz mıyım seni? Ay canım özledim ben. Geldim. Özledim teninin kokusunu özledim gibi olmuş yani. Ay tenim koku. Teninin kokusunu sevgilin özlesin benim de tenimin kokusunu. Ne? Aşkım özlesin bebeğim. Hangisi mi? Bir sürü hangi? Hintli var. Evet. Hey Hintli diye bağırdım ama bir tane bulamadım ya. Ay, of. Gerçek bir şey göremiyorum ya. Olsun gerçekte var şey ya sen ona bak. Yani ya sana bir şey söyleyeyim. Bülent Hanım ne yapıyor acaba? Ses soluğu çıkmıyor. Birkaç aman çıkmasın beri. Ateş topu o ya. Of Allah'ım ya Rabbim. Ay anandan emdiğim şey süt burnumdan geldi yani onun sayesinde. Bak şimdi. Aman Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Of, ne gibi? Mesela diyelim ki şimdi bu ateş topu ama sinirli ama ben Bülent'in yemin ediyorum bak şimdi onu kayırdığım için değil bak seni de severim. Onu da severim ama bir pamuk acaba kadar da bir kalbi var. Böyle çabuk ve sabun köpüğü gibi parlıyor ya. Bir yandan sönüyor. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? İnsan bir kere parlamaz ki ya. İnsan bir insan üzerine bin kere gitmez ki. Ama hiç küsmediniz biliyor nasıl musun? Nasıl küsmedik? Küstüm vallahi küstüm. Dalaştınız, tartıştınız ama. Kaç kere ben affettim? Bak kaç şimdi. Kere?